Merhaba Paşa.com takipçileri. Daha önceki yıllarda şu an bulunmuş olduğum yerde durmak imkansızdı. Kule kafe, yürüyüş parkuru, ıslah çalışması derken Kirmansli Deresi'nin durumu ortada. Mevsim şartları, yağış durumu bir yana, görünen tabloda Kirmansli Deresi Mustafa Kemal Paşa'ya yakışmıyor. Mustafa Kemal Paşa Kirmansli Deresi. Evet. Yakışıyor mu Mustafa Kemal Paşa'ya? Sadece bir kepazelik bu, rezillik. Yakışır mı koskoca Mustafa Kemal Paşa'ya? Türkiye'nin İskenderun'dan sonra ikinci büyük ilçesiydi bu. İnegöl'den, Bandırma'dan büyüktü. Şu hale bakın. Kepazelik. Bu adamlar demek yurt dışına hiç çıkmamışlar. Türkiye dışına. Şu dere dolaylarını, deniz dolaylarını hiç görmemişler demek. Burada güzel parklar olacak. Bundan 75 yıl evvelsi derenin alt yanında şu köftecinin önünden iniliyordu. Evet. Gazino yapılmıştı, askeriye vardı. Park da orası. Şimdi dışında bu elektrikler yanıyordu. 75 yıl evvelsi. Şimdi Allah'a şükür çöplük, başka bir şeycik değil. Kirmansli çayına baktığında neler hissediyorsun? İhtiyar acısı bir durum görüyorum. Şu hale bakın. Böyle mi olacak? Buraya en kısa zamanda düzenlenmesi ve tetiklenmesi gerekir. Ne istersin? Ne olmasını isterdin derede? İlgililer daha iyi bilir. İlgililer ve vatandaş daha iyi bilir. Yani hiç ilgilenilmiyor. Her taraf kağıt parçası, naylon. Parkur yapırlar şuraya. Buna ben yani araba, otobüs veya herhangi bir şey yani bir şey kabul etmiyorum. Daha güzel, daha iyi bir şey yapsınlar. Örnek Kemal Paşa'nın köprüsü. Kemal Paşa'nın köprüsünün 6 darbe almaya başladı. 2. Almanların yapmış olduğu köprünün üst tarafında, kolonlarında çatlaklar ve demirler gözükmeye başladı. İlgililere bunu defalarca sözlü olarak söylediğim halde belediye başkanı, o anki iktidar partisinin belediye başkanına söylediğim halde ilgilenmediler. Sadi Kurtulan'a mı iletiyorsun? Sadi Kurtulan'a bizzat kendim defalarca ilgilendi. Defalarca söyledim. Defalarca. Çok değil dedim. Şöyle dedim. İki avuç dedim. Şöyle böyle. İki avuç dedim. Atsanız gene orası sıvanır. İnin aşağı çekin kamerayla görün. Yani o neden giderilmiyor? O köprünün altı neden giderilmiyor? Yoksa bunu bu terk edilmeye mi? Yoksa çürütülmeye mi? Yoksa yani gözden mi çıkarılmaya geldi bu? Belki biraz sivri konuşuyorum ama gerçekleri söylüyorum abi. Nuşit Hanım, Mustafa Kemal Paşa Kirmansli Deresi'nin durumundan memnun musunuz? Hayır. Daha güzel olabilir yani. Daha güzel kenarlarına sahip bir yerler olabilir. Değil mi? Olamaz mı? Olması gerekiyor. Böyle güzel Allah bize nimet vermiş. Bunu değerlendirmek lazım. Su, hayat demek. Değil mi? Evet. Kirmansli Deresi üzerindeki köprüde müzik keyfi. Müzik güzel. Peki derenin durumu nasıl? Dere zayıf. Suyu çok az. Çevre düzenlemesi? Biraz zayıf. Ne yapılması gerekir? Vallahi güzel olması lazım. Ne yapılırsa güzel olur peki? Vallahi çiçekler, ağaçlar, yeşillikler olursa daha güzel olur. Mustafa Kemal Paşa Deresi hakkında ne düşünüyorsun? Çok kumlu ve çok sular çekiliyor. Bence çekilmemesi lazım. Çünkü bir küçük çocuk falan düştüğünde direkt kuma çakılıp ölme riski var. Ama suya düştüğü zaman riski biraz daha azalıyor. Suyu artıralım, ölümleri azaltalım diyorsun. Evet. Peki çevre düzenlemesi nasıl? Biraz daha düzenlenebilir. Ne yapılabilir mesela? Çöpleri toplanabilir. Bir Mustafa Kemal Paşa genci olarak derenin etrafında ne olmasını istersin? Çöplerin olmamasını isterim. Daha temiz, hani belki ağaçlar ekilebilir. Hani buradaki çünkü arabaların gelip de kayma ihtimali var. Ama ağaçlandırma olursa hani onlar da azalır. Küçük dokunuşlarla bu iş çözülür diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ediyorum sana. Rica-